Konumuz algılama, algıyı etkileyen faktörler, duyum ve algı arasındaki farklar. Algılama kavramını tanımlayalım öncelikle. Algılama, duyumlar aracılığı ile varlığı anlaşılan bir takım nesnelerin zihinde anlamlandırılması ve yorumlanması sürecidir. Ortaya çıkan ürüne ise algı denir. Evet, duyumların anlamlandırılması ve yorumlanması süreciymiş algılama. Örneğin tat almak duyumken bu tadın ne tadı olduğunu anlamak algı. Zihin nesnel bir veri olmadan anlamlandırma işlevini gerçekleştiremiyor. Bu yüzden algı temelde aslında bir nesne algılamadır. Ancak içsel süreçlerin etkisiyle bu algı dediğimiz olay kişiden kişiye göre değişebilir. Nesneleri değişik ortam ve şartlarda yine aynı şekilde algılama eğilimine algısal değişmezlik diyoruz. Algısal değişmezler de kendi içerisinde ayrılıyor. Birincisi şekil biçim değişmezliği. Bakın görselde de gördüğümüz gibi hangi açıdan bakarsak bakalım evin şekli aslında hep aynı algılanıyor. Dolayısıyla şekil biçim değişmezliği nedir sorusunun cevabı önceden şekli bilinen bir nesneye farklı açılardan bakılsa bile nesnenin eski şekliyle algılanmasıdır. Bir pencereye farklı açılardan bakılsa da pencere hep dikdörtgen şeklinde algılanıyor. İkincisi büyüklük değişmezliği. Önceden boyutlarını bildiğimiz bir nesnenin hep uzaklaşsa da yakınlaşsa da aynı algılanmasıdır. Aynı şekilde algılanmasıdır. Örneğin bir gökdelenden aşağı bakıldığında insanlar, arabalar, binalar çok küçük görünür ancak yine de normal boyutlarıyla algılarız biz onları. Üçüncüsü ise renk değişmezliği. Nesnenin ışıkta kalan kısmı daha açık, gölgede kalan kısmı daha koyu renkte görünür. Ama biz buna rağmen nesneyi bilinen renkte algılama eğilimindeyiz. Örneğin bordo renkli bir araba gece siyah yakın renkte görünmesine rağmen bordo olarak algılarız. Bir diğer algı derinlik algısı. Şimdi gözdeki retinaya yansıyan görüntüler aslında iki boyutludur. Fakat biz nesneleri üç boyutlu olarak algılarız. Ama derinlik algısını bazı ipuçlarına dayanarak oluştururuz bizler. Örneğin fotoğraflarda arkadaki görüntüyü kısmen kapatan bu öndeki görüntü daha yakın algılanır ve veya aynı doğrultuda ilerleyen çizgiler gözden uzaklaştıkça ileride birleşiyor gibi görünür. Gelelim algı yanılmalarına. Algı yanılmaları illüzyon ve yanılsama bir diğer adıyla halüsinasyon ve sanrı olarak ikiye ayrılıyor. Ama algı yanılmaları nedir? Öncelikle onu tanımlayalım. Tabii ki algı süreci oldukça karmaşık bir süreç. Bu karmaşıklık içerisinde bazen yanlış ya da kusurlu algılamalar olabilir arkadaşlar. İşte bu duruma algı yanılmaları denir. İllüzyon ve halüsinasyon birbirinden farklı kavramlar. Öncelikle onu bilelim. İkiye ayrılıyor dedik algı yanılmaları. İllüzyona baktığımızda var olan bir nesnenin gerçekte olduğundan farklı algılanmasıdır. Burası çok önemli. Bir nesne var fakat biz onu olduğundan farklı algılıyoruz. Yanılsama ya da illüzyon fiziksel olaylar ya da psikolojik yaşantılardan kaynaklanır. Fiziksel olaylar ya da psikolojik yaşantılar. Şimdi fiziksel illüzyon dediğimizde görselde de gördüğümüz gibi bakın içi yarısı su dolu olan bardağın içindeki kaşık kırık görünür. Bu bir fiziksel illüzyondur. Yani duyu organlarının yapısından veya uyarıcının özelliklerinden kaynaklanan illüzyondur. Ve her insanda aynı yanılgıya yol açar. Yani herkes bu görsele baktığı zaman kaşığı kırıkmış gibi görür. Bir de psikolojik illüzyon var. Bu da adı üzerinde bireyin içinde bulunduğu psikolojik koşullardan, geçmiş yaşantılarından kaynaklanan illüzyondur ve kişiden kişiye göre değişebilir. Örneğin rüzgarın ve dalların çıkardığı sesi merdivenden yukarı doğru çıkan hırsızın ayak sesleri olarak algılamak psikolojik illüzyona örnektir. Burada kişinin geçmiş yaşantıları etkili olabilir, içinde bulunduğu psikolojik durum etkili olabilir. Gelelim halüsinasyon ya da sanrıya.
Demiştik ki illüzyonla halüsinasyon birbirinden farklı. Şimdi illüzyonda bir uyarıcı var ama halüsinasyonda bir uyarıcı yok arkadaşlar. Kişi gerçekte var olmayan bir uyarıcıyı algıladığını zannediyor. Ama bu durum tabii ki akıl hastalıklarında, ateşli hastalıklarda ve madde bağımlılığının yol açtığı krizlerde ortaya çıkabilen bir durum, normal bir durum sayılmıyor. Örneğin bir kişi yıllar önce ölen eşiyle yürüyüşe çıktığını söylüyorsa ya da duvarda böceklerin gezdiğini söylüyorsa bu kişinin halüsinasyon sarı gördüğünü söyleyebiliriz. Şimdi algılamanın örgütleme ilkelerine bakalım. 20. yüzyılın başında Almanya'da gelişen Gestalt yaklaşımına göre algının gerçekleşmesinde uyaranların örgütlenmesinin önemli bir rolü var. Yani biz uyarıcıları örgütlüyoruz bazı prensiplere göre. Nedir bu prensipler? Birincisi şekil zemin ya da figür fon ilişkisi. İkincisi tamamlama. Üçüncüsü yakınlık uzaklık. Dördüncüsü benzerlik prensibi. Şimdi bunlara kısaca değinelim. Görsellerde de gördüğümüz gibi arka fona ya da şekle, zemine daha doğrusu hangi şekli öne alıyorsak o ön plana çıkıyor. Mesela burada bir vazo ya da iki insan birbirine bakan iki insan silüeti görebiliyoruz. Nesneleri bizler şekil ve zemin olarak ayırma eğilimindeyiz. Bazen şekil dediğimiz figür ve zemin fon yer değiştirebilir. Örneğin önce figür olarak görülen bir biçim daha sonra fon olarak görülmeye başlanabilir. Burada da bir üçgen görüyorsunuz daireler üzerinde gibi. Tamamlama dediğimizde önceden algılanmış nesneler sonradan eksik görülseler bile zihnimiz onları tam olarak algılama eğilimindedir. Yakınlık uzaklık ilişkisine baktığımızda birbirine yakın nesneleri bir bütün halinde algılama eğilimindeyiz. Burada rakamlar yakın oldukları için bir bütün olarak algılanır. Benzerlik ilkesine baktığımızda birbirine benzeyen nesneleri bir bütün olarak algılarız. Mesela bir futbol maçında aynı takımın oyuncuları forma renginden dolayı aynı birlikte algılanır. Şimdi algıyı etkileyen sosyal ve çevresel değişkenlere bakalım. Şimdi algı büyük oranda algılayanın kendisinden kaynaklanan özelliklerden etkilenir. Yani algılayanın kişinin kendisinden kaynaklanan özelliklerden, onun içinde bulunduğu koşullardan etkilenen bir yapıya sahip. Şimdi herhangi bir olay, durum veya nesneye karşı olumlu ya da olumsuz tutum farklı algılara neden olabilir. Dolayısıyla mesela tutulan takım ile ilgili algılar tutumlarla şekillenebilir. Tabii ki ihtiyaç ve güdüler algıya yön verir. Yani kişinin ilgisi, ihtiyaçları, güdüleri algılarını belirler. Mesela para kazanmaya güdülenen bir mimar, gördüğü araziyi gökdelenlerin yükseleceği bir alan olarak algılarken, ressam o manzaranın güzelliğinden ilham alabilir. Dolayısıyla bu iki güdünün birbirinden farklı olduğunu görüyoruz. Yani kişilerdeki güdüler birbirinden farklı. Mesela tabloya bakalım ve renkleri söyleyelim. Kelimeleri değil. Burada mesela sarı, mavi, turuncu yazıyor ama burada renkleri söylememiz gerekiyor. Kelimeleri değil. Yani kırmızı, mavi ya da lacivert diyebilmemiz gerekiyor. Tabii ki deneyimler ve beklentiler de algıyı etkiliyor. İşte yönerge bizim renkleri söylememizi istiyor. Fakat zihnimiz ne yapıyor? Yazılanları okuyor. Şimdi içinde yaşadığımız toplumun kültürel özellikleri, inançlarımız, değerlerimiz, bu tür sosyal değişkenler de kişinin nesne ve olayları algılama biçimini etkiliyor. Örneğin baykuş, uğursuz kabul edildiği kültürlerde sevimsiz bir hayvan olarak görülürken, bilgeliğin sembolü olarak kabul edildiği kültürlerde ise sevimli bir varlık olarak algılanıyor. Mesela Zeus'un kızı olan Athena'ya Romalılar Minerva der. Bilgelik, zafer ve güzel sanatların tanrıçasıdır Minerva. Minerva'nın baykuşu bilgeliğin ve felsefenin sembolüdür. Kültürden kültüre en çok değişen algılar güzellik,
hoşa gitme ve beğenme ile ilgili algılardır. Bazı Afrika ülkelerinde güzel olarak algılanan süslemelerin başka toplumlarda güzel olarak algılanmaması kültürel algı etkisine örnektir. Evet, bütün yaşantılarımız bir çevrede oluşur. İşte nesneler içinde bulundukları çevresel koşullarla birlikte algılanırlar. Beyaz önlüklü birinin hastanede doktor, okulda öğretmen olarak algılanmasında ortam ve çevre etkilidir. Dolayısıyla bireyin belli bir süreliğine içinde bulunduğu ve gelen uyarıcıları alabildiği çevreye algı alanı denir. Bir başka tanım burada geçer. Toparlarsak duyum ve algı arasında ne tür farklar var? Onlara bir değinelim. Duyum bir duyu organının uyarılmasıyla meydana gelen basit bir olaydır. Yani koklama, işitme gibi. İşte algının meydana gelebilmesi için duyumun olması gerekir. Yani duyum olmadan algı gerçekleşmez. Algının başlangıç noktası duyumdur. Bu duyum beyin tarafından yorumlanıp anlamlı hale getirildiğinde işte algı ortaya çıkıyor. Örneğin bir nesneyi görmek duyum, o nesnenin içinde yemek olan bir tabak olduğunu anlamak ise algıdır diyoruz. Konumuzu sorularla pekiştirelim. Buna göre aşağıdakilerden hangisi algıyı etkileyen faktörler bakımından değerlendirildiğinde diğerlerinden farklıdır? Algılama sürecimizi içsel ve dışsal unsurlar doğrudan veya dolaylı olarak etkilemektedirler. Dolayısıyla algıyı beklentilerimiz etkiler, deneyimlerimiz etkiler, ön yargılarımız etkiler, uyarıcı tekrarı düşünelim, olaya karşı ilgimiz etkiler. Şimdi burada içsel ve dışsal unsurlar dediği için bu beklenti, deneyim, ön yargı, olaylara karşı ilgi içsel unsurlar. Ama uyarıcının tekrarı dışsal bir unsur olduğu için algıyı etkileyen faktörler bakımından diğerlerinden farklıdır. Doğru cevabımız D seçeneğinde yer alıyor. İkinci sorumuza bakalım. Bu örnekte olduğu gibi bir olayın gerçekte olduğundan farklı şekilde algılanması aşağıdaki kavramlardan hangisiyle açıklanır? Yukarıdaki A ve B şekillerin ikisine birden odaklanarak bakıldığında sola dönüyor izlenimini edinmiş olmalısınız. Oysa şekillerde böyle bir hareket gerçekte bulunmamaktadır. Şimdi şekil değişmezliği nesnenin şeklinin farklı noktalardan baktığımızda değişmemesi olduğunu biliyoruz. Şekil zemin ilişkisi bazen şeklin önde, zeminin arkada, zeminin önde, şeklin arkada olması durumunu ifade ediyordu. Figür fon ilişkisi. Halüsinasyon sanrı uyarıcısı olmayan algılamalardı. İllüzyon işte arkadaşlar burada gördüğümüz gibi aslında fiziksel bir uyarıcının gerçekte olduğundan farklı şekilde algılanmasıdır. Derinlik algısı da dediğimiz gibi iki boyutlu olan nesneleri üç boyutlu olarak algılama eğilimiydi. Doğru cevabımız D seçeneğinde yer alıyor. Konu toplumsal yapı, toplumsal etkileşim tipleri. Toplumsal etkileşim tipleri. Bireyler ve gruplar toplumsal yaşam içinde sürekli bir etkileşim içinde farklı biçimlerde karşı karşıya gelirler. Sosyolojide bu karşılaşma biçimleri toplumsal etkileşim adını alır. Bu etkileşimin bazıları grupların dengesini ve sürekliliğini sağlarken bazıları da grupları değişmeye yönlendirir. Evet, toplumsal etkileşim tipleri nelerdir? Mübadele, işbirliği, rekabet, çatışma, uyarlama, benzeştirme ve uyumdur. Şimdi kısaca bunları ele almak istiyorum. Mübadele, yani değiş tokuşla başlayalım. Bireyin ya da grubun diğer birey ya da gruplar için kendi isteğiyle ve karşılığında bir şey bekleyerek yaptığı eylem anlamına gelir. Mübadelede ilişkiler karşılıklıdır. Arkadaşının performans ödevine yardım eden bir birey, arkadaşından da aynı ya da farklı bir konuda kendisine yardım etmesini bekler. İşbirliği, bireylerin ortak bir amaç etrafında birlikte hareket etmesi, yani hedefe ulaşmak için çabalarını birleştirmesidir. Özellikle köylerde kadınların bir araya gelerek kışlık yiyecek hazırlığı yapmaları buna örnek olarak verilebilir. Rekabet. Bireylerin veya grupların
bir hedefe ya da ödüle ulaşmak için içine girdikleri yarıştır. Amaç rakibe üstün gelerek hedefe ulaşmaktır. Maraton koşusuna katılan sporcuların birbirlerini geçmek ve yarışı kazanmak için verdikleri mücadele buna örnek olarak verilebilir. Üniversite sınavına girişte yine rekabete bir örnek olarak verilebilir. Çatışma. Bireylerin veya grupların arasındaki rekabet bir yarış olmaktan çıkıp zıtlaşmaya dönüştüğünde ortaya çıkar. Çatışmada muhatap rakip olarak değil, neredeyse bir düşman olarak algılanır. Uyarlama. Uyarlama sosyokültürel değerleri birbirinden farklı birey ya da grupların karşılıklı ödünler vererek uzlaşmalarını sağlayan bir etkileşim türüdür. Birey ya da grupları içinde yaşadıkları topluma uyumlu hale getirme süreci ve bu doğrultuda uygulanan yollar olarak da tanımlanabilmektedir. Benzeştirme. Toplumun çoğunluğunu oluşturan sosyal grupların lehine olacak biçimde diğer grupların değişime teşvik edildiği, hatta kimi zaman zorlandığı bir etkileşim biçimidir. Bir ülkeden başka bir ülkeye göç etmek zorunda kalan bireylerin göç ettikleri ülkenin dilini öğrenmek için eğitime yönlendirilmesi benzeştirmeye örnek olarak verilebilir. Uyum. Birey, grubun veya genel olarak toplumun beklentilerini bilir ve kendi davranışlarını çevredekilerin davranışlarına adapte eder. Bireyler bunu gönüllü olarak dışarıdan herhangi bir baskı olmadan genelde içselleştirerek yaparlar. Buna da uyum diyoruz. Evet, sorularımıza devam edelim. Verilen etkileşim örnekleri aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru sırayla verilmiştir? Öncelikle öncüllerimize bakalım. Öncüllerin hangi etkileşime örnek olarak verilebileceğini açıklayarak gidelim. Birinci öncülümüze bakalım. Öğrencilerin üniversite koşullarını protesto etmesi. Evet, protesto etmesinde ne vardır? Tabii ki çatışma. İkinci öncülümüze bakalım. Bir arabanın üretilmesi için insanların yeteneklerini birleştirmesi. Neydi bu da? İşbirliği. Yani ortak bir amaç için birlikte hareket edilmesi. Yani işbirliğine örnektir. Üçüncü öncülümüze bakalım. Kızılderililerin Amerikan yaşam tarzına alıştırılmaya çalışılması. Evet, burada da ne vardır? Uyarlama vardır. Uyarlama neydi? Sosyokültürel değerleri birbirinden farklı olan birey veya grupların ödünler vererek uzlaşmasıydı. Evet, diğerine bakalım, son öncülümüze bakalım. Arkadaş grubu içerisinde başkalarının alınmasına neden olacak davranışlardan kaçınılması. Bu da nedir? Uyuma örnek olarak verilebilir. Dolayısıyla çatışma, işbirliği, uyarlama ve uyum. Hangi seçenekte verilmiş? D seçeneğinde verilmiş. Doğru cevabımız D seçeneğidir. Diğer sorumuza geçelim. Paragrafta toplumsal ilişkilerin oluşturduğu etkileşim türü için aşağıdaki kavramlardan hangisi kullanılır? Toplum, ilişkiler ağının oluşturduğu bir renk cümbüşü, bireylerden gruplara, gruplardan kurumlara, küçüklerden büyüklere ilişkiler ağıdır. Yaşamın kolaylığı da, zorluğu da bu ağ içerisinde gerçekleşir. Toplumsal etkileşim dediğimiz bu ağ ortamı, her bir insan için alternatifi olmayan bir yaşama imkanı oluşturur. Ve toplumsal yaşamda bireyler bir hedefe varmak için çabalarını birleştirmek durumunda kalırlar. Paragrafta toplumsal ilişkilerin oluşturduğu etkileşim türüne karşılık gelen kavramı bulmalıyız. Bakın, son cümle bize ipucu veriyor. Bireyler bir hedefe varmak için çabalarını birleştirmek durumunda kalırlar. Seçenekleri inceleyelim ve sırayla açıklayarak gitmek istiyorum. Baskı, baskı. Baskı neydi? En genel anlamda bireylerin veya grupların özgürlüklerinin kısıtlanması. Parçada baskıdan bahsedilmemektedir. B seçeneği işbirliği. İşbirliği neydi? Ortak bir amaç için birlikte hareket etmekti kısaca. Dolayısıyla bakın, son cümlemiz zaten bizi B seçeneğine ulaştırıyor. Doğru cevabımız işbirliği. Ancak diğer kavramları da kısaca açıklamak istiyorum. Rekabet, bireylerin veya grupların ödüle ulaşmak için girdikleri yarıştı. Parçada bununla ilgili herhangi bir açıklama da bulunmamaktadır. D uyum.
Bireyin davranışlarını çevresindekilerin davranışlarına adapte etmesidir. Parçada uyumla ilgili herhangi bir açıklamada bulunmamaktadır. E. Uyarlama, sosyokültürel değerleri birbirinden farklı olan birey veya grupların ödünler vererek uzlaşması durumuydu. Dolayısıyla uyarlamadan da bahsedilmemektedir. Doğru cevabımız nedir? B seçeneği, işbirliği. Merhaba. Bu dersimizde konumuz klasik mantık ünitesinin dolaylı çıkarım, kıyas nedir, kıyas kuralları, kıyasta mantıksal zorunluluk ve olasılık konuları. Dolaylı çıkarım, yani öncelikle kıyas nedir onunla başlayalım. Kıyas ya da diğer adıyla tasım. Aristoteles mantığında, yani klasik mantıkta kıyasın önemli bir yeri vardır. Tümden gelimsel bir çıkarım türüdür kıyas. Aristoteles'in tümden gelimsel çıkarımın en iyi biçimi dediği ve üzerinde sıkça durduğu kıyastan söz edeceğiz. Kıyas ya da diğer adıyla tasım, birden fazla önermeye dayanılarak yapılan, az önce de söylediğim gibi, tümden gelimsel bir çıkarım türüdür. Kıyas, öncül adı verilen verilen birden çok önerme ile sonuç adı verilen bir önerme arasında mantıkça geçerli bir ilişki kurarak elde edilir. Yani öncüllerden sonuca mantığa dayalı geçerli bir ilişki kurarak ulaşılır. Kıyasta en az 3 önerme ve 3 terim bulunması gerekir. Nedir bunlar? Büyük terim, küçük terim ve orta terimin bulunması gerekiyor. Bunun dışında büyük önerme, küçük önerme ve sonuç önermeleri de zorunlu olarak her kıyasta bulunur. Şimdi bir örnek görelim. Örneğe geçmeden önce büyük terim, küçük terim ve büyük önerme, küçük önerme, orta terim nedir? Bunları kısaca bir açıklayalım. Büyük terim, sonuç önermesinde arkadaşlar yüklemi olan terimdir. Küçük terim, sonuç önermesinin öznesi olan terimdir. Bakın, büyük terim yüklem, küçük terim özne. Bunu unutmuyoruz. Orta terim her iki öncülde tekrar eden terimdir. Ve orta terim sonuçta yer almaz arkadaşlar. Buna özellikle dikkat edelim. Bununla ilgili sıkça soruyla karşılaşırız. Orta terim sonuçta yer almaz. Tekrar altını çiziyorum. Büyük terimi içine alan öncüle büyük önerme, küçük terimi içine alan öncüle ise küçük önerme adı verilmektedir. Büyük ve küçük terimi kapsayan önermeye de sonuç önermesi adı verilir. Şimdi örnek üzerinden görelim. Bütün insanlar ölümlüdür. Yunus Emre insandır. O halde Yunus Emre ölümlüdür. Bir kıyas. Evet, şimdi bakalım. Öncelikle orta terimi bularak işe başlayacağız. Bu birinci öncülümüz, ikinci öncülümüz. Sonuca bakmadan arkadaşlar, öncüllerde, sadece bu iki öncülde birbirini tekrar eden terimler hangisidir? O insan terimi orta terimdir. Burada da gördüğümüz gibi orta terim. Eğer sonuca baktığımızda neyle karşılaşıyoruz? Dedik ki sonucun yüklemi olan terim büyük terimdir. Yani ölümlü terim burada büyük terim. Sonucun öznesi olan terim ise küçük terimdir. Yukarıda büyük terim ve küçük terimi buluyoruz. Büyük terimi içine alan önerme büyük önerme, küçük terimi içine alan önermeye ise küçük önerme adını veriyoruz demiştik. Şimdi gelelim kıyas kurallarına. Öncelikle terimlerle ilgili kurallarımıza bakalım. Birinci kuralımız, her kıyasta büyük, küçük ve orta terim bulunur. Az önce bunu söylemiştik. 3 terim bulunmak zorunda. İkinci kuralımız ne diyor? Orta terim sonuçta yer almaz. Bunu da az önce altını çizmiştik. Orta terim öncüllerde tekrar eden terimdir ve sonuca çıkmaz orta terim. Üçüncüsü, orta terim her iki öncülde de tikel olarak alınmaz. En az birinde tümel olması gerekir. Dördüncüsü, sonuçta bulunan terimlerin kaplamı, öncüllerde bulunan terimlerin kaplamını aşmamalıdır diyor dördüncü kuralımız. Şimdi önermelerle ilişkin kurallara bakalım, diğer kurallarımıza bakalım. Birincisi ne diyor? İki olumlu önermeden
olumsuz sonuç çıkmaz. Mantığa uygun geçerli çıkarımlar yapacağız demiştik ya. İkisi de olumluysa olumsuz bir sonuca ulaşabilir miyiz? Tabii ki hayır. İkinci kuralımız ne diyor? İki olumsuz önermeden sonuç çıkmaz. İki olumsuz önermeden herhangi bir sonuca ulaşamayız. Bakın bu iki kural arasındaki fark ne? Birinci de diyor ki iki olumlu önermeden olumsuz sonuç çıkmaz. İkincisi de diyor ki iki olumsuz önermeden herhangi bir sonuç çıkmaz. Üçüncü kuralımıza bakalım. İki tikel önermeden de yine sonuca ulaşamıyoruz. Öncüllerden en az birinin tümel olması gerekiyor. Dördüncü kuralımız ne diyor? Sonuç daima önermelerin zayıf olanına bağlıdır. Ne demek bu? Öncüllerden biri olumsuzsa, olumsuz zayıf olandır, sonuç da olumsuz olur. Öncüllerden biri tikelse, zayıf olan tikeldir, sonuç da tikel olmak durumundadır. Gelelim kıyasta mantıksal zorunluluk ve olasılık konusuna. Kıyasta zorunluluk, öncüllerden hareketli zorunlu bir sonuca varmak demektir. Öncüllerden yola çıkarak zorunlu olarak o sonuca ulaşırsınız. Tümden gelimde eğer öncüller doğru ise sonucun da zorunlu olarak doğru olması gerekir. İki tane doğru olan öncülden yanlış bir sonuca ulaşamazsınız tümden gelimsel çıkarımda. Zorunluluk öncüllerin doğru olduğu durumda sonucun yanlış olmaması demek. Yani her iki öncül de doğruysa mantık gereği iki doğru öncülden yanlış bir sonuca ulaşmanız, yanlış sonuç önermesine ulaşmanız mantık olarak imkansızdır. Burada bu ifade ediliyor. Evet, örneğimize bakalım. Bütün insanlar ölümlüdür. Gördüğünüz gibi doğru bir ifade. Günay bir insandır. Doğru bir ifade. O halde Günay da ölümlüdür ifadesi mantıksal olarak, zorunlu olarak doğru olmak durumundadır. Yani genel olan, tümel olan önermeler buna dayanarak, bundan yola çıkılarak ulaşılan tek tek önermelerinde, tekil önermelerinde doğru olmasını gerektirir. Peki tümevarım biçimindeki akıl yürütmelerde durum nedir? Tümevarımda neydi? Tek tek önermelerden, öncüllerden genel bir sonuca ulaşıyorduk. Sonuç önermesinde daha fazla bilgi bulunabilir tümevarımda. Öncüllerde verilen bilgiden daha fazladır. Sonuç önermesindeki bilgi daha kapsayıcıdır çünkü. Başka bir deyişle, sonuç önermesinde öncüllerde verilenden daha fazla bilgi bulunmaktadır. Tümevarım biçimindeki akıl yürütmelerde öncüllerin doğru ama sonucun yanlış olması mantıksal olarak mümkündür. Bu noktaya dikkat ediyoruz. Tümden gelimde öncüller doğruysa sonuç da doğru olmak zorundaydı. Ama tümevarımsal çıkarımda öncüller doğruysa sonucun yanlış olma ihtimali vardır. Bakalım, örneğin Büşra insandır ve öğrencidir. Doğru. Fatih insandır ve öğrencidir. O halde bütün insanlar öğrencidir. Bakın burada sonuç önermemiz yanlış. Bütün insanlar öğrenci midir? Hayır, öğrenci olmayan insanlar da vardır. Bu akıl yürütme incelendiği zaman, şimdi burada verilen bilgiler, yani Büşra ve Fatih'in dışındaki kişiler, gözlemlenmeyen diğer insanları da kapsayan genel bir ifadeden bahsediyoruz. Bu nedenle az önce de belirttiğimiz gibi yanlış olma ihtimali söz konusudur. Sonuç önermesinde bulunan tümevarımsal akıl yürütmelerde olduğu gibi öncüllerde verilen ya da verilmeyen daha fazla bilgi bulunur. Bakın burada bütün insanlar derken Büşra ve Fatih'in dışında çok fazla insanı kapsadığı için burada yanlış olma ihtimali tabii ki vardır. Tümevarımda öncüller doğruyken sonuç doğru da olabilir, yanlış da olabilir. Bunu unutmuyoruz. Evet, örnek sorularımızı görelim. Bu kıyasın yapısı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diyor. Buna dikkat ediyoruz. Şimdi
Bu birinci öncülümüz, ikinci öncülümüz. Bu da sonuç önermemiz gördüğünüz gibi. Bütün gezegenler uzaydadır. Dünya bir gezegendir. Şimdi öncelikle orta terimi bularak başlayalım isterseniz. Orta terim neydi? Öncüllerde tekrar eden terimdi. Hangisi o? Gezegen terimi. Gördüğünüz gibi her iki öncülde de ortak olduğu için orta terimimiz. Hemen buradan bulalım. Gezegen orta terimdir. Evet, bu ifade doğru mu? Doğru. Bizden yanlış olanı bulmamız isteniyordu. Şimdi sonuç önermesinin yüklemi durumundaki terime ne diyorduk? Büyük terim diyorduk. Burada da aynı şekilde tabii ki büyük terim. Uzay büyük terimmiş. Evet, bu ifade de doğru. Sonuç önermesinin öznesi durumundaki terim ise küçük terimimizdi. Dünya ise küçük terim. Dünya küçük terimdir. Bu ifade de doğru. Geriye ne kaldı? Sonuç büyük önermedir. Büyük ve küçük önermeyi neye göre belirliyorduk? Büyük terimi barındıran önerme büyük önerme olarak kabul ediliyordu. Küçük terimi içeren önerme ise küçük önerme olarak kabul ediliyordu. O halde sonuç için büyük önermedir diyebilir miyiz? Hayır diyemeyiz. Bu ifade yanlış. Ne seçeneği kaldı ona da bakalım. Küçük terim sonuç önermesinin öznesidir. Evet, sonuç önermesinin öznesi küçük terim demiştik. Bu ifademiz de doğru. Hangisi yanlıştır dediği için doğru cevabımız C seçeneği. Diğer sorumuzla devam ediyoruz. Verilen kıyastan geçerli bir sonuç çıkarmak için aşağıdaki değişikliklerden hangisi yapılmalıdır diyor. Bakalım, bazı eşyalar uzun ömürlüdür, birinci öncül. Bazı nesneler eşyadır, ikinci öncül. Şimdi seçeneklerimize bakalım. A. Birinci öncül olumsuz yapılmalıdır. Bizim için olumlu ya da olumsuz olması değil önemli olan. İkinci öncül olumsuz yapılmalıdır. Zaten ikisini de olumsuz yapmamız durumunda iki olumsuz öncülden sonuç çıkaramıyorduk. Az önce belirtmiştik kıyas kuralları gereği. C seçeneğine bakalım. Orta terim sonuç önermesine de verilmelidir. Kıyas kuralları gereği az önce de altını çizerek belirttik. Orta terim sonuçta yer almaz. O halde bu da olamaz. D. Öncülerden en az biri tümel yapılmalıdır. İki tikel öncülden sonuç çıkmaz. Az önce kıyas kuralları içerisinde belirtmiştik. O halde gördüğünüz gibi her ikisi de tikel öncüllerimizin bunlardan birini tümel yapmamız gerekmektedir. E seçeneğine de bakalım. Öncüllerin özne ve yüklemleri yer değiştirmelidir. Kıyasta özne ve yüklemin yerini değiştirmemize gerek bulunmamaktadır. Biz bunu döndürme işleminde yapıyoruz özne ve yüklemin yerini değiştirmeyi. O halde bu da olamaz. Doğru cevap D seçeneğidir. Diğer sorumuzla devam edelim. Bu kıyasın geçerli olması için sonuç önermesi aşağıdakilerden hangisi olmalıdır diyor. Bakalım, bütün yarasalar memelidir birinci öncül. Bütün memeliler canlıdır ikinci öncül. Şimdi öncelikle sonuca nasıl ulaşacağız? Öncüllerde tekrar eden terim neydi? Orta terimdi. Memeli orta terim. Kıyas kuralları gereği orta terim sonuçta yer almazdı bir kere. O halde memeli teriminin, orta teriminin bulunduğu seçenekleri eleyebiliriz. C seçeneğinde var. Bu seçenek olamaz. D'de de var. E'de de var. 3 seçeneğimiz gitti. Peki nasıl karar vereceğiz? Bunun dışında bir kıyas kuralı daha vardı. Hatırlayalım. Bu önermelerimiz, öncüllerimiz gördüğünüz gibi nedir? Her ikisi de tümeldir. İki tümel öncülden tikel bir sonuca ulaşamayız arkadaşlar. A seçeneğindeki ifademiz, buradaki önermemiz tikel olduğu için bu seçeneği de eleyebiliriz. O halde doğru cevap B seçeneğidir. Bütün yarasalar canlıdır önermesi.